Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin dünyayı en az kirleten ülkelerin başında geldiğini belirterek iklim kanununa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yani gelişmiş ülkeler maalesef hoyratça dünyayı kullandılar, doğayı tahrip ettiler ve o sanayileşme devrimiyle birlikte başlayıp şehirlerimize, dünyamıza zarar verdiler. Biz bu manada hakikaten dünyayı en az kirleten ülkelerin başında geliyoruz ve buna rağmen çok ciddi, çok kararlı bir mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vermeye devam ediyoruz. Aslında bu kararlılığımızı göstermek adına iklim kanununa ihtiyacımız var. İklim Şurası'nda öne sürülen fikirler doğrultusunda kanuni bir düzenleme yapacaklarını anlatan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı hedeflediklerini kaydetti. Biz sadece 2023'ü değil, 53'ü 71'i planlıyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakalım. Nesillerimiz daha yeşil bir dünyada, güzel bir doğada yaşasınlar istiyoruz ki o yüzden bu hedefleri bugün koymak zorundayız. Sizler de bizden aldığınız bayrağı inşallah çok daha yukarıya taşıyacaksınız. Sıfır Atık projesiyle ilgili önemli mesajlar da veren Bakan Kurum, sıfır atığın bir yaşam tarzı haline gelmesini ifade etti. Sıfır Atık projesi önemli. Yani sıfır atığı sadece evlerimizdeki çöplerin dönüşümü olarak düşünmeyin. Sıfır atıkla alakalı her projeyi dönüşüm ekonomisi anlayışıyla değerlendirebilirsiniz. Yani kullandığımız kıyafetlerden yediğimiz yiyeceklere, çalıştığımız ortamdaki tüm materyallerin dönüşümüne kadar sıfır atığı değerlendirebilirsiniz. Sıfır atık içerisinde bir sıfır atık mavimiz var. Denizlerimizi, göllerimizi, akarsularımızı temizliyoruz. Sıfır atığın içerisinde yeşil alanların sayısının miktarının artırılması var. Sıfır atığın içinde iklim değişikliğiyle mücadelede yapılacak çalışmalar var. Yani sıfır atıkla bir yaşam tarzı olsun istiyoruz. Bakan Kurum, gençlerin iklim, çevre ve doğayla alakalı her çalışmanın içinde yer almasını da tavsiye etti. Gençlerimiz iklimle alakalı, çevreyle alakalı, doğayla alakalı her çalışmanın içinde yer alsınlar. Burada meclislerimiz olsun, iklim elçilerimiz olsun ve orada alacakları kararları da biz gerek yerel yönetimler elimizde, gerek bakanlığımızın uygulamalarında da ortaya koymaya gayret gösterelim ve bu manada genç kardeşlerimizin katkıları da çok çok önemli.